bir cumartesi daha sizlere merhabalar demekten ben kendi adıma çok mutluyum. Sevgili izleyenler, bir cumartesi daha tekrar merhabalar diyoruz. Bugün Adana'dan bir konuğumuz var. O neler yapacak, harika işleri var. Fatma Gül Hoca bizimle beraber, Berna Hanım bizimle beraber, Kübra bizimle beraber. Bence yayını kaçırmayın derim. Evet, hemen dönelim bu tarafa. Yeni konuğumuzla tanışacağız ama Berna Hanım'a bir hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Merhaba Berna'cığım. Teşekkür ederim Mukadder Hanım. Nasılsın? Merhaba. İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Allah iyilik versin. Hamdolsun. Sizleri görüyorum. Her zamanki gibi daha iyi oluyorum. Bir sürü iş var. Bunlar bana ait değil. Biliyorum. Şimdi tanışacağız kendisiyle. Pürnur'du, evet. Değil mi? Evet. Hoş geldiniz Pürnur. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Hamdolsun. Ben de iyiyim. Adana'dan geldiniz. Evet, Adana'dan. Bizim programımız için geldiniz. Özellikle sırf sizin programınız için. Büyük bir saygıyla izliyoruz. Çok da beğeniyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Mesleğiniz nedir? Neler yaparsınız? Nelerle uğraşırsınız? Evet. Biraz kısaca izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Pürnur Karaca. Öğretmenim. Uzun yıllardır. 30 yıllık bir meslek deneyimim var. Tarih. Tarih öğretmeni. Sosyal bilimler bölüm başkanı olarak Adana'da bir özel okulda çalışıyorum. Yıllardır bu noktada çabalarım oldu. Böyle iki tane evladım var. Allah bağışlasın inşallah. Bunlarla günlerimiz geçiyor. Hem öğretmenlik yapıyorsunuz, hala devam ediyorsunuz. Ediyorum. Bir sürü de işle uğraşıyorsunuz aynı zamanda. Hani on parmağında on hüner derler ya, sizinki o hesap çok maşallah. Çok teşekkürler. Bunların hepsi benim hobilerim. Evet. Aslında şöyle de bu sene biraz artırdım işin açıkçası. Hani her zaman yapıyordum. Çocukluğumdan beri yaptığım şeyler bunlar benim. Evet. Ama yavaş yavaş emeklilik yoluna doğru geçtim artık. Bu senenin sonunda inşallah Allah kısmet ederse emekli i̇nşallah. Olmayı düşünüyorum. İnşallah. Allah herkese nasip etsin. Aynen. Hayırlısıyla. Tabii emekli hayatında da insanların böyle tamamen boş durması, atıl bir şekilde kalması değil. Aynen. Hani ben emeklilik hayatımı planlamak istedim. Çok zaten güzel. Dediğim gibi çok küçük yaşımdan beri ben bunlarla hemhaldim. Ama şimdi biraz daha fazla yer ayırmak, tüm boşluklarımı bunlarla geçirebilmek fikri beni bu tarz şeye yöneltti. Özellikle harika. Bu yıl biraz artırdım. Instagram'da yer aldım. Çok güzel. Bunlarla uğraşıyorum şu anda. Gördüğüm kadarıyla Enoya'sı var, evet. Takı var. Aynen. Ve Vayu çalışmalarınız var. Aynen. Bir de kurdele nakışı mı? Yok, o da Enoya'sı. Kurdele nakışı kurdele da Enoya'sı birlikte. Bağlama içerisinde anladım. Geçiyor. Onların hepsini göreceğiz inşallah. İnşallah. Peki bunların dersini aldınız mı? Kursa falan şöyle, gittiniz mi? Şöyle, hiçbir kursa katılmadım. Gerçekten mi? Tamamen içimden gelen. Ben Adana'dan geldim ama Mersinliyim aslında. Adana, Mersin zaten kardeş kentler. Çamlı Yayla diye bir yaylamız vardır. Namrun diye de geçer. Buranın İnoya'ları çok önemlidir. Hani Türkiye evet. çapında belli merkezler vardır evet. bilirsiniz. Evet. İnoya'sında ünlü olan ama gerçekten Çamlıyayla bunlar arasında ayrı bir derya. Evet. Ve ben küçüklük yaşlarımdan itibaren yaz aylarında annemlerle yaylaya çıktığımda bu sağ olsun böyle kendi halinde hanımlarımızın oturup da ellerinde iğneleriyle sürekli bir şey yapmaları çok ilgimi çekerdi. Evet. Ve isterdim ki ben de öğreneyim. Tabii tahmin edersiniz aile ne gereği var filan kızım dediyse evet, evet. de. Ama bu içten gelen bir şey. Evet. Engelleyemediler. Aynen. Ve sonra da destek verdiler tabii. O yaşlarımda bir yandan özür bir dilerim. Şey. Arkadaşlar şu tabloları bir yandan çeker, görüntüler miyiz? Çünkü onlar hep İnoya'sından yapılmış çerçeveli olanlar. Evet, siz anlatmaya devam edebilirsiniz. Bu İnoya'larımız bilirsiniz hani ilk önce kadınlarımızın yazmalarında, örtü kenarlarında yer bulabiliyordu. Şu anda yalnız modernleşen tekniklerle artık daha farklı tarzlarda şeyler, örtüler kullanmaya başladı Türk insanı da. Bu da sanki bu hünerimizin kaybolması gibi bir ihtimali ortaya doğuracak. Evet. Ben de bir tarih öğretmeni olarak gerçekten kültürüme çok düşkünüm. Bunların kaybolması asla beni evet, çok üzer evet, bir şey. Dedim zaten ki, biz sahip çıkmazsak hemen dışarıdan yabancı ülkelerden birileri sahip çıkıyor. Japonya zaten bu konuda maşallah biliyorsunuz evet, bayağı evet, olaya el atmış evet, durumda. Evet. Ve bu noktada
ben acaba dedim bu iğne oyalarını günlük hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Neler yaparak biz bunu çağdaş bir hale getirebiliriz? Takılar, kolyeler, küpeler ve sonra tepsiler, tablolar şekliyle. Ya, hiçbir kurs ders almadan bu kadar geliştirmeniz gerçekten takdire şayan. Çok teşekkür ederim. Yani hakikaten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Yalnız özellikle söylemeden geçemeyeceğim. Bunu bu hale kadar gerçek anlamda biliyorsam Çamlıyayla Namrun Hanımlarının bende çok emekleri var. Öyle mi? Daha önceden de onlara ben selam teşekkürlerimi. Selam olsun onlara o zaman buradan. Aynen öyle. Israrla iletmiştim. Hepsine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hı-hı. Tabii ki biz onlar kadar yapamayız. Estağfurullah. Ama biz de elimizin yettiğince modernize ederek bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Hepsi çok güzel olmuş. Beğenilirse ne ala. Çok güzel olmuş. Önceki yıllarda Adana Olgunlaşma'da bir yarışma olmuştu. İğneyle oyalanıyoruz diye. Hı-hı. 2012 yılında. Ben bu yarışmaya da katılmıştım. Ve şurada gördüğümüz... En üstteki şu kırmızı çiçekli tabloyu gösterebilir miyiz aynen. Arkadaşım? Dur Berna'cığım. Gelin çiçeklerimiz. Ekrana gelecek şimdi. Aynen. Gelinciklerimizin kısa ömürleri vardır diye bir tablo. Yansıma yapıyor ya. Tamam dur. Aynen. Şimdi şu an ekranda ama. Evet. Süpersin. Evet. Tamam Berna'cığım. Çok kısa ömürlü bir çiçektir bilirsiniz. Yarışmaya girdi. Yarışmada üçüncülük ödülüm var. Çok güzel. Ve hani bu beni gerçekten motive eden bir şey oldu. Harika evet. Dediğim gibi iğne oyası ilk başta başladığım süper. Şeydi. Birkaç kez bununla ilgili Adana ve Tarsus'ta sergilerim oldu. Oo, süper, Tarsus maşallah. Sanat Derneğimizle birlikte bir sergi açmıştım. Sadece amatörceye de uğraşmıyorsunuz hayır. Yani. Bayağı aynen. Geniş kapsamlı şey var aynen. Sizde. Evet Pürnür Hanım, iğne oyasıyla alakalı son bir söylemek istediğiniz evet. Var galiba. Hemen aslında bu iğne oyaları tarihimizde biliyorsunuz çok değişik anlamlarda kullanılmış materyaller. Hani sadece bir çiçek deyip geçmek mümkün değil bunlara. Hı hı. Aslında bunlar bu Çamlıyayla Namrun bayanlarımızın gerçek duygularını ifade ediyorlar. Evet. Biliyorsunuz o yaşlardaki genç kızlarımız evlendiklerinde biraz sessiz kalırlar. Öyle her aklına gelene, kayınvalidesine, görümcesine, nerede? Eşine paylaşmazlar. Bu bağlamda ilk önce kendileri bunları renklerle, oyalarla ifade ederlermiş. Evet. Mesela ilk evli bayanlarımız mutlu olduklarını hissettirmek için yeşil, şu yeşil, kök yeşil diyoruz biz buna. Bundan oyalar öyle yapıyorlarsa. Öyle mi? Onun anlamı vardı yani. Aynen. Çiçeklerin olduğu gibi hani. Kesinlikle. İşte sarı, ayrılık, kırmızı, sevgi falan ne filan. Ne kadar hani güzel söylediniz. Gibi. Aynen öyle. Değil mi? Bu mutlu olduğunu, eşinden, ailesinden memnun olduğunu ifade ediyor. Eğer sarı bir oyaysa biraz dediğiniz gibi hafif kalbi kırık olabilir. Evet. Oralarda çakır dikeni diye bir oyamız vardır. Eğer çakır dikeni yaptıysa gelin kızımız o zaman kaynanacığına azıcık sitem ediyor demektir. Çok güzel. Yani bana lütfen diken gibi bakma gibi anlamlara gelen her birinin bir anlamı vardır süper, bu oyaların. Süper, çok güzel ama. 85 tane literatüre girmiş Çamlıyayla odası oyası vardır. Süper. Bunlar halen günümüzde. Pürnür Hanım, belirlenmiş. Siz yazın orada bir organize düzenlerseniz. Organizasyon düzenlerseniz biz de gelir bunları orada çok daha geniş kapsamlı bir şekilde çok hem çekim yapar oluruz. Hem öğreniriz. Çok süper olur gerçekten. Bu konuda biliyorsunuz Türkiye çapında çok önemli bir hocamız var. Hı-hı. Taci Seronuk hocamız. Kız Teknik'ten mezun ve profesördür kendileri. Çok büyük araştırmaları vardır iğne oyasında. Hı-hı. Hani bize de yol gösteren, kitaplarından bilgilendiğimiz çok önemli bir hocamızdır süper. Bu da. Süper. Evet, takıya da merak evet. Sarmışsınız. Burada küçük Miyuki. Bir takımız var. Onu da gösterelim aynen. Arkadaşlar. Az miktarda getirebildim tabii Adana'dan gelirken. Bunlar... Çok özür dilerim. Sözünüzü balla kesiyorum ama buyurun. İzleyicimizin bir tanesi bir söz yazmış. Çok hoşuma gitti de bir yandan ben hem sizi dinliyorum aynen. Hem de onlara bakıyorum. Konte ve Canlı Üniversite maşallah diye yazmış. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür onlara. Ediyoruz. Elimizden geldiği kadar öğretmeye çalışıyoruz ya biz onlara aynen. Her şeyi. Bizi Canlı Üniversite diye tabir etmiş. Teşekkürler. Çok evet. Güzel. Devam edelim. Bunlar takımları gösterelim arkadaşlar. Dediğimiz bir takım boncuklar.
Ve normal hani bizim kum boncuklarımız vardır ya, onlardan biraz farklı şekli ve boyutlarıyla. Mesela bizim kum boncuklarımızda normal o oya olarak yaptığımız boncuklarda ebatlarda bazı sorunlar yaşarız. Ama evet, bunlar da fark ediyorsanız ebatlar hep aynıdır. Evet. Dolayısıyla büyük ve hakikaten küçük düşmesi... Hakikaten o boncuklar tornadan çıkmış gibi sanki. Aynen. Ve Japonya'dan gelen boncuklardır. Dolayısıyla piyasada biraz diğerlerine oranla pahalı olduğunu tahmin etmemiz mümkün. Bir de bulmakta zorluk yaşıyor musunuz peki? Yani Adana'da bir parça bulabiliyoruz ama özellikle İstanbul, Ankara, daha çok hani tüm çeşitleriyle, renkleriyle bulabileceğimiz boncuklar olabiliyor. Dediğim gibi bizim boncuklarımızdan biraz pahalı ama çok güzel şeyler bunlarla güzel da olacaksa yapılabiliyor. Artık, ay, muhteşem bir saniye. Aynen. Hiç kımıldamayın, onu bir aynen verelim izleyicilerimize. Bu benim de çok, çok sevdiğim, çok olmuş emekli bir bileklik. Harika çok olmuş severek yaptığım çok bir eser. Olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür duruyor ediyorum. Evet, şimdi vayoya bir geçelim. Evet, vayomuzla başlayalım. Bunu biraz sonra bir örneğini yaparız. Tekrar gösteririz, evet. Aha. Şimdi vayolarımızda bir kere çantalarımız, bitmiş çantalarımızdan bir kısım görebiliriz. Sonra başlı olan, bunun üzerinde biraz anlatım yapabilirim sizler için. Birkaç da taban bitmiş model getirmek istedim ki arkadaşlarımız bunların nasıl yapıldığını görebilsinler diye. Evet. Mesela isterseniz Sayın Hocam, biz şuradan bir başlangıç tamam alabiliriz. Nasıl başlanır onu görelim. Aynen. Mesela bu bitmişi olan bir taban çalışması. Hı hı. Bu tabanlar da... Ona başlamadan önce şu çantalarımızı bir görelim mi? Hı hı. Çünkü hepsi birbirinden güzel olmuş. Ne tarafa göstereyim? Ha. Bunları çok farklı iplerle çalışan arkadaşlarımız var. Evet. Mesela marka belirtmeye gerek yok ama hı hı, biraz daha koton ağırlıklı iplerle çalışılabiliyor. Çok, çok farklı olmuş. Aynen. Yani ben geldiğinizden beri soruyorum, örgü tekniği mi farklı, yani ipi mi farklı, neyi hı hı farklı bunun diye. Evet. Çünkü mesela onlar biraz daha koton ağırlıklı şu evet ikisi. Etamin iplerle çalışılabiliyor. Biraz daha şu benim çalıştığım markalarla çalışılabiliyor. Hemen onları da göstereceğim. Aha. Hepsi birbirinden güzel olmuş çünkü. Hı-hı. Şunu da bir gösterelim. Evet. Akrilik iplerle biraz daha parlak ve net düşüyor. Hı-hı. Kotonlarla biraz daha mat evet ve farklı olmuş. Daha otantik oluyor olmuş ama. Efendim, daha otantik olmuş. Evet, aynen öyle hakikaten. Yani... Bu tamamen tercihe bağlı bir seçenek. Otantik olmuş. Hı-hı. Evet. Şunu da bir de bunları yaparken biraz sonra modellerle ilgili de konuşabiliriz. Elimde getirdiğim sizler için modeller var. Hı hı. Hani illa ekranda bunların bilimum çeşitleri var. Model olarak alternatif kullanabileceği bayanlarımızın çok motifler var. Ama hı hı, illa o motiflerle çalışacağız diye bir derdimiz de yok. Evet. Mesela herhangi bir hoşunuza giden resmi, örneğin ben burada birkaç tane getirdim. Mesela ben tarihçi olduğum için evet İnci Küpeli Hanım çok sevdiğim bir, çok güzel bir eserdir. Evet, evet. Bunu herhangi bir bilgisayar formatında karelere böldürürsek şey eğer... Şey gibi yağlı boya tablo yaparken de biz öyle yapıyoruz. Evet. Aynen önce öyle. Önce karelere bölüyoruz. Aynen. Sonra resmi bakarak yapıyoruz. Ve böylelikle özgünlüğümüzü kendi zevkimizi daha yansıtabiliriz. Evet, hakikaten birbirinin çok aynı olan şeyleri o zaman özgünlükten uzak kaçıyor. Evet, doğru. Mesela yine bu da çok sevdiğim bir resimdir. Bu da bilirsiniz. Müzede yer alan Çingene Kızı resmi. Bunu evet da aynı şekilde çalışmak mümkün. Mesela ilk başlarken tabanımızda gördüğünüz gibi bir... Onu çıkartalım isterseniz. Evet. Şöyle çıkarabiliriz. İlk önce 8 tane ilmekle başlıyoruz. Ama bunu yaparken bir akıllı düğüm dediğimiz formatı kullanıyoruz. Mesela ipi bu şekilde tuttuğumuzda bir ilmek alıyorum ve bunu sabitledikten sonra buna 8 tane dolgu yapıyorum. Sık iğne yani. Aynen. Hı hı. Biraz tabii ki.
olacak o kadar. Kameralar hı-hı tepenizde olunca. Aynen. Şöyle elimin olunca üzerinde yapayım. Bayılın da dersini almadınız değil mi? Hayır, kendim. İnternetten mi öğrendiniz? Aynen öyle. Ben biraz bu konuda hırslıyımdır. Çok bir şeyi güzel gördüm mü muhakkak öğrenmeliyim. Harika. Üç. Geliştiriyorsunuz kendinizi işte. Dört. Sevgiye bağlı bilirsiniz her şey. Hı-hı. Sevgiyle halledilemeyecek hiçbir şey hiçbir yoktur şey yok diye aynen düşünüyorum. Sevgi ve saygı beş olduktan sonra her şey altı olur. 7 ve 8. 8 tane sık iğnemizi ördükten sonra elimde tuttuğum ipi çekerek sabitliyorum. Mümkün olduğunca sıkmak zorundayım. Hı hı. Ve böylelikle tam bir yuvarlak. Vayı çanta başlarken hep 8 ilmekle mi başlıyoruz? Değil aslında. Değil. Modele onla göre değişiyor mu? Onunla başlayanlar var. Hı. Ama 8 ile başlamak benim hani uygun evet bulduğum. 8 ile başladıktan sonra ilk yeri kapatıyoruz ve daireye dönüştürüyoruz. Daha sonra çantayı örerken kullanacağımız diğer iplerimizi de elimize alıyoruz. Bakın burada gördüğünüz iplerle devam edecek değil mi bu modelimiz? Evet. Çünkü burada görüyoruz. O zaman bu iplerin 4 mesela şu anda. Hı hı. 4 tane olabilir, 3 tane olabilir, tabii, 5 kaç tane. Kaç renkte yapacaksınız? Aynen. Hı hı. Bunu buraya getirerek başlıyorsunuz örmeye. 8 ördüğünüz yuvarlağın üzerine bu kez 16'ya çıkaracağız. Dolayısıyla ne demek anlamına geliyor bu? Her battığımız deliğe çift batacağız. Çift batacağız. Evet. Ve böylelikle 16 sayısına çok rahat bir şekilde ulaşacağız. Evet, bütün renkleri hapsettik oraya. Aynen öyle. Onlar bizle çantanın sonuna kadar dolaşacaklar. Evet. Hem çantanın daha tok ve dik durmasını sağlayacak onlar. Kesinlikle. Hem de zamanı geldiğinde kolaylıkla o rengi kullanmamızı sağlayacak. Böylelikle arkaya arkası baktığımızda evet şuradan görebiliyoruz. Gayet temiz bir çanta evet, içeriği yani görmemiz koparıp, mümkün bağlama oluyor. Bağlama derdi olmadığı için, sıkıntısı aynen olmadığı için hı-hı içi de tertemiz oluyor. Hı-hı. İçi dışı bir derler ya. Aynen öyle. İçi dışı bir oluyor işte aynen onunla. Evet. Siz onu iki katına çıkara durun. Ben hemen dikkatimi çeken bir mesaj var. Onu okumak istiyorum. Buyurun. Mukadder Hanım merhaba. Öncelikle başarılarınızın devamını diliyorum. Üzüntümü de belirtmek istiyorum. Devamlı mesaj yazıyorum fakat hiç okunmadı. Sizi yıllardır hiç kaçırmadan izliyorum. Programınızı çok beğeniyorum. İzmir'den Yeşim. Selamlar demiş. Canım benim. Hepinizi inanın ben de çok seviyorum. Mesajların hepsini okumaya gayret ediyorum ama siz de takdir edersiniz ki yüzlerce mesaj geliyor ve hepsini okumam imkansızlaşabiliyor ya da gözümden kaçıyor olabiliyor. Çünkü peş peşe sürekli mesaj gelince altlarda aşağılarda kalıp arada unuttuğum olabilir. O yüzden çok üzgünüm. Affınıza sığınıyorum diyorum ben. İzmir'e ve Yeşim Hanım'a kucak dolusu selamlar diyorum buradan. Özellikle sitem ettiği için hemen okumak istedim. İzmir'den selamlar Hatice diye yazmış. İzmir'den izleyicimiz çok fazla. Başka Çorum'dan, Osmancık'tan Aliye Civciv demiş. Bu şekilde isimleri yazanları okumaya gayret ediyorum zaten. Darıca'dan Sevil Şimbil Kıyak. Sevil Hanım bekliyoruz ya sizi en kısa zamanda buraya. Bursa'dan Şükran Makas. İsimleri bazen alta yazıyorlar, kaçırıyorum ya da üstte bazen bakın isimsiz fotoğraflar göndermişler. Teşekkürler. Hepinizin işleri çok güzel. Yönetmenim elinden geldiği kadar verecektir umarım. Nide'den Hatice Hanım yazmış. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum demiş. Ben de sizleri seviyorum. Manisa Akhisar'dan bir izleyicimiz yazmış. Ona da Manisa'ya da selam olsun ve İstanbul'a. Evet, vakit kaldıkça ben okumaya çalışacağım. Siz onu devam edin. O zaman biz hemen Kübra'ya bir hoş geldin diyelim. Fatma Hanım bekliyor, ona bir hoş geldin diyelim. Sonra sizinle devam edelim, tamam, tamam mı? Kübra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ay pardon. Sen hemen açmış mıyız mikrofonu? Bir de açmamışsak dedim. Buyurun.
Nasılsın canım? İyisin. Teşekkür ederim. Geçen hafta yoktun. Yoktum geçen hafta. İyi bir nedenle mi yoktun yoksa hastalık falan yoktu değil mi? Yok yok hayır. Yani iki hafta yoktum i̇ki zaten. İki hafta yoktun evet. Evet doğru. İlk hafta aslında hayırlı bir işimiz vardı. İkinci haftada hayırlı işimiz bozuldu öyle olunca. Hani bir hafta hayırsız iyi bir neden demek ki. Hayırlı değilmiş, aynen, hayırsızmış demek ki zaten. Bozulduğuna aynen, göre. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun aynen öyle. Üzülmeyin sakın. Rabbim yani her şeyin hayırlısı sonuçta. Evet, Rabbim evet. Herkesin karşısına aynen. Hayırlısını çıkarsın. Amin. Ondan dolayı gelemedin. Gelemedim. Evet. Ama şunu göstermek istedik. Bugün vakit kalırsa göstermeye çalışacağız. Evet. Hani bu zincirli yelek, zincirli zeminsiz yelek diyoruz. Zeminsiz zincirli yelek. Hanım farklı şeylerini getirmişti ya. Nereye doğru çevireyim bilemedim arkadaşlar. Evet. Bu çocuk için tabii ki. Çocuk için. Kızına mı yaptın bunu? Yani ona başladım daha çabuk biteceği için. Ben aslında bunun kendi bedenime göre... Hı-hı. Özellikle kalıp çıkartıp kalıbın üzerine evet, uygulayarak üzerine yapmıştım ama bunu maalesef o kadar. Bunu galiba. Tamamen kalıpsız uyguladım. Zaten hı-hı. Biraz amatör oldu kalıpsız olduğu için. Hı-hı. Hani kendi ama, kızımın kıyafetlerini ölçerek yaptım bunu. Şey yani biraz daha sık dokunarak bu şekilde yani tasarım ip kalın, böyle oluyor. Aynen tasarım böyle oluyor ama ip kalın olduğu için ben çok sık yapmak istemedim. Hı-hı. Kalın olur diye. Kalın olduğu için hı-hı. Evet. Evet bahar aylarında giyilebilecek aslında büyükler evet. için de çok güzel bir yelek bu. Evet. Zincir çekerek sürekli bir batıyorsun değil mi? Biraz sürekli uygulasana. Batıyoruz ama onun ufak tefek teknikleri var. Ona dikkat etmek ha, gerekiyor. Nedir onlar? Şimdi zincir çektim. Pürnür Hanım siz göstermek istediğinizde bana şey yapabilirsiniz. Tamam. Bunu hanımlar hı-hı. tamamen kendileri nasıl istiyorlarsa rastgele, alelade istedikleri şekilde batıyorlar. İstedikleri uzunlukta bir zincir çekebilirler. Özgür bir çalışma aslında özgür değil mi? Özgür bir çalışma aynen. Hı-hı. Ben şimdi mesela hiç saymadım bile kaç zincir çektiğimi. Hı-hı. Uzunluk olarak gözüme yeterli geldi. Hı-hı. Bunu halka yapacağım ama halka yaparken şu zincirin şu şekilde dönmemesine çok dikkat ediyoruz. Çünkü burası ha, püf noktasından ters bir yüzü. Tanesi. Evet doğru. Burası düz yüzü. Şimdi düz yüzüne geldim. Battım. Bakın zincirim. Evet. Düz. Hı hı. Buraya birleşiyorum ama şu şekilde aldığım ipi içinden geçirerek birleşiyorum ki burada hani başını dolamadan. Hı hı. Sık iğne gibi de yapmıyorum. Çünkü hı hı. burada tamamen zincir işi olduğu için evet. hiçbir sıkı iğne, trabzan, hiçbir teknik işlem uygulamayacağız. Yok. Hiçbir evet. işlem yok. Yine zincir çekmeye devam ediyorum. Yelik sayısı önemli mi? Sayısı hiç önemli değil. İçlerinden nasıl geliyorsa, bu deliklerin büyüklüğünü nasıl istiyorlarsa, şeklini hı-hı. nasıl istiyorlarsa tamamen onlara kalmış. Bu zincir işi yeleklerin hiçbiri birbirini tutmaz herhalde. Hayır, değil mi? Hayır, çünkü tutmaz. Doğaçlama çalışıldığı evet, için hepsi tutmaz. Birbirinden evet. farklı. Hepsi ayrı özel bir tasarım. Yani hı-hı. şu yeleğin bu renginden isteseler birebir aynısı mümkün değil. Yapamam. Mümkün değil. tamamen evet, doğru. doğaçlama. Doğru söylüyorsun. Şimdi zincirimi çektim yine. Ben buraya batmak istiyorum, birleşmek istiyorum buraya. Hı hı. Ama buraya birleşirken ipim altta, zincir üstte bakın şu ördüğüm hı. zinciri hı. araya alarak şuradan batıyorum, ipimi alıyorum, aldığım ipi içinden çekiyoruz. Geçiriyorum. Onun şimdi, için böyle düzgün duruyor değil evet, mi? Tabii evet tabii ki onun için düzgün duruyor. Hı hı. Şimdi ben mesela girdim ama geri çıkmak istiyorum buradan. Hı hı. Direkt çıkmıyorum çünkü direkt çıkarsam buradaki zincir bakın şöyle çıktığımı varsayın sanki sık iğne yapmışım gibi. Şurada evet. düzgün bir görüntü oluşmuyor. Doğru. Bir zincir bu şekilde halkanın içinde çekiyorum. Daha fazla da çekebilirler. Hı hı. Ama ben hemen girip çıkmak istediğim için tekrar zincire yanındakine batıyorum. İpimi alıyorum. İpi yukarı çıkartıyorsun. Aynen ipi yukarıya. Yani tek tek böyle hı, işleyerek anladım. Zincirle hı hı. bu şekilde istenilen çok güzel. Uzunluğa kadar yine zincir çekiyorum. Bu zincirli yeleklerin ne kadar çok farklı şeyleri çıktı değil mi? Evet. Evet. Modelleri çıktı. Farklı farklı. Örgü örüp kol ağızlarına, yaka kenarlarına veya etek uçlarına bu zincir işini uygulayarak böyle bir fistodantel evet, görüntü benimki beline kadar zaten örgü. Belinden aşağısı ha, evet. sen büyük zincirdi. Getirmiştin evet, değil mi evet. ben hanım? Evet. Evet doğru. Evet. Büyük yelek getirmişti öyle. Evet. Normal belden örgü... yukarısı örgüydü, belden aşağısında zincir işi çalışmıştım evet, ama simetri çalışmıştım ben. Asimetrik çalışmamıştım mesela. Ha, evet. Arzu ettikleri gibi çalışabilirler. Tabii nasıl isterlerse. Bu şekilde çalışabilirler. Biraz da hayal güçlerine bağlı tabii, galiba. Tabii. Değil mi? Tamamen tabii. bu şekilde zincir işinden çalışabilirler hı-hı. yeleklerini. Arkasını düz
Hani önünü düz sadece omuzlarına bu detayı verebilirler. Bu tamamen detay. Şimdi evet. Ben zincir çektim. İstersen bu zinciri böyle kendi etrafında dönüp bir model uygulayıp sonra gelirim buraya batarım. İstersem örerim giderim. Evet. Şimdi istersen ben bunu şu şekilde kendi etrafında böyle girdap gibi dönüp sonrasında gelip buraya birleştirebilirim. Evet. İstersem hemen gelirim böyle birleşirim. Buradan girerim, şuradan çıkarım. Evet, bakın hani istediğiniz şekilde zincir işi bir şey göndermiş izleyicilerim. Bir geri gelebilir miyiz yönetmenim? Bir tane geri gelebilir miyiz? Evet. Evet. Bu da örülen kafesin üzerine yapılan zemindir. Zincir işi. İzleyicimiz de göndermiş. Evet. Teşekkür ediyoruz ellerine onlara. Ellerine sağlık. Hı-hı. Bu zeminli zincir işi. Bunu evet, daha önce Berna Hanım göstermiş. Evet, bir tane de zeminli getirmiştim ben. Evet, bu biliyorum getirmiştim. Tamamen zeminsiz. Evet. Bunun için bir kalıp gerekiyor. Ben kendime ördüğüm yelekte kalıp kestirmiştim ama o yeleğim kayboldu. Maalesef çok emek vermiştim ama kayboldu. Özellikle terziden kalıp çıkartıp o kalıbın üzerine tutarak kol kesimini, yaka kesimini uygulayarak bir tane küçük bir yelek öyle kalıpla çalışalım olur mu? Kalıbı getirelim. Nasıl çalışıldığını izleyicilerimiz onu görsünler. Ben bunu da kızımın kendi yeleğini kalıp yaptım kendime. Evet. Hatta bir parçasını o şekilde ördüm, bir parçasını doğaçlama kendim ayarlamaya çalıştım. O yüzden yelek biraz şey oldu. Hani eşit olmadı iki tarafı. Biraz da aceleye geldi açıkçası yetişmesi için. Ama kalıp üzerine çalışırlarsa çok daha temiz, çok daha düzgün bir görüntü kesinlikle olabilir. Elde edeceklerdir. Evet, bunu doğru. Çoban düğme dikebilirler. Kopça, agraf o şekilde bir şeylerle ya da görünmez. Düğmesiz de kullanabilirler. Onlara kalmış. İçine astarlayabilirler. Uygun bir renkte veya zıt bir renkte. O şekilde kullanabilirler. Yani fikir bizden. Tasarım tamamen herkesin tamam. Kendisi. Tamam. Teşekkürler Kübra'cığım. Sağ olasın. Ne şimdi orta kısmı bitirmeye başladık. Hemen şimdi bunu şimdi. İpler içerisinde yürüdüğü için sürekli. Hı-hı. Dolayısıyla arka kısımda göreceğiniz gibi dur, renkler oluşacak. Bekleyin. Hı-hı. Ekrana gelsin. Evet. Evet. Şu an bu renkleri sürekli olarak takip edip elimizle hafif çekerek arkada da görüntü evet. Kirliliği olmasını evet, engelleyeceğiz. Evet, evet, evet. Veya, ama o çekmeyi öyle bir ayarlamalıyız kesinlikle ki. Kesinlikle büzmemeli. Evet, çok çekip büzdürmemeliyiz. Aynen. Gevşek bırakıp aralardan çıkmasına da engel olmalıyız. Çok güzel. Gevşek bırakmayıp yani daha kesinlikle. Doğrusu. Kesinlikle. Ona dikkat etmemiz şimdi, gerekiyor. Şimdi mesela şu aşamada ben renk değişimine geldim. Hı, bu evet. Renk değişimini göstermek isterim bir. Hı-hı. İkincisi de arkadaşlar zannediyorum izleyenlerimiz bunun sayı artışlarını merak ediyorlardır. Hı-hı. Mesela ilk önce başladığımız kısımda ben 8 ile başladım. Hı-hı. Bu 10 da olabiliyor, 12 de olabiliyor ama 8 benim daimi kullandığım bir sayı. Hı-hı. 8'den ertesi ikinci sırada her deliğe 2 defa basarak 16'ya ulaştık. 16'dan sonra 24'e yani her sırada 8 tane artması gerekiyor. Ardından evet. 32'ye, hı hı. 40'a, 48'e diyerek. Bu şekilde büyütüyoruz. Aynen. Şurada da görebiliyoruz bunu. Muhakkak hı hı. Yeni başlayan arkadaşların ellerinde böyle bir chart bulundurmalarını rica evet. Ederim. Evet, ve doğru. Sürekli olarak takip etmeliler. Hı hı. Hani şimdi hangi sıradayım ve ne kadar? Bir süre sonra el alışıyor. Bunlara bakmaya hiç gerek olmuyor. Ama ilk başlarda bunlar olmazsa olmazlar. Mesela ikinci hassas nokta. Ne renk değişimine geldik. Şimdi şu modeli yapıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla sarıdan sonra siyaha geçeceğiz. Siyah olacak, evet. Bunu yaparken şunu tekrar açıyorum. Görülüyor. İki tane. Şimdi bunu kapatmam lazım hı hı. Normalde. Ama sarıyla kapatmıyorum. Kapatırsanız olmaz. Olmaz. Evet. O hangi zaman renk olacaksa bozulur. Evet. Aynen öyle. Şu anda ben bunu siyahla kapatmalıyım. Hı-hı. Dolayısıyla şurasını elimle sabitleyerek siyahı alıyorum elime ve de siyahla örgümü devam ettirmeye başlıyorum. Vay da çok hoş bir teknik çok. Ya. Vallahi. Bu arada siyahla işlemeye devam ederken artış sayılarımı da kesinlikle unutmuyorum. Evet. Mesela şu anda iki tane düz ardından aynı yere iki tane basma şeklindeyim. Bugünkü konuğumuz uzaklardan gelince genelde buradaki hocalarımıza çok fazla yer vermemeye gayret ediyoruz. Fatma Gül Hoca'yı da neredeyse program bitecek artık bari bir söz verelim de Nova'da nasıl geçti onu soralım dedim. Hoş geldin Fatma Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun çok teşekkür ederim iyiyiz. Allah iyilik sağlık versin.
yorucu bir evet, bir 10 gün geçirdim. 10 evet. gün hatta bir haftadan da fazla. Nasıl geçti orada? Çok güzeldi, çok güzeldi. Her seferinde daha da çok büyüyoruz. Daha değil da mi? Çok ilgi. Bu üçüncü ama ben ilkini çok saymıyorum. İkinci diyelim. İlki bir sene önceydi. O çok daha amatörce, hani kendi çapımda biraz katıldığımız bir organizasyon yapmıştık. Aralık ve geçen işte Mart ayı asıl bizim için bas tuttuğum ikincisi oldu. Allah nasip ederse işte üçüncüsünde planlarını, programlarını yaptık. Üçüncüsü oy, olacak. Maşallah, maşallah. Her seferinde yeni ekip arkadaşlarımız katılıyor. Dört arkadaşımız daha katıldı ekibimize. Çok güzel. Evet, Ebru yapan arkadaşımız var. Cam, yine cam boncuk ustamız vardı. O İstanbul'dan geldi, bir bayan arkadaşımız. Sakaryalı hemşerimi göremedim ya. Çekme geldiğimizde o yoktu zannedersen. Evet, o yoktu. O gün akşam geldi. Tahta oymacılığı mıydı? Kaşık. 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 O Sabri ustamız çok büyük ustalardan biri. Aldın değil mi numarasını? Tabii tabii aldım. Yaşanmış yıllar için gideceğim ben ona. Evet, bekliyor da bizi. Taraklı'daymış herhalde değil mi? Bekliyor bizi. İnşallah. Çok tonton, çok şirin bir amcamız. Evet. Sağ olsun beni hiç kırmadı. Senin için geldim dedi. Vasıta bulamamış, biraz eşyalarını getirecek. O yüzden bir gün gecikmeli olarak ekibimize geldi. Ondan ben göremedim. Evet. Ama çok güzeldi. Dediğim gibi sürekli artıyoruz, sürekli büyüyoruz. İlkimiz de çok güzel. Bu sefer daha çoktu. Gelen ziyaretçi sayımız daha fazlaydı. Ya amacımız aslında bizim burada yaptığımız sanatı tanıtmak. Sanatta kendilerine yol çizebilecek arkadaşlara bir adım olabilmek. Evet. Hani tamam, satışımız da var. Sanatlarımızı gün yüzüne evet. çıkarmak. Satışımız da var ama amaç bizim orada deneyim kazandırmak, kendilerini ispatlamak, kendilerini bir takım yerlerde hissetmelerini sağlamak. Asıl amacım bu benim. Dediğim gibi onun arkasında zaten rızk Allah'ın, kazanç bir şekilde geliyor. Önderliğini sen yapıyorsun. Evet, önderliğini ben yapıyorum. Buranın sorumlusu ona. Hayatlar diliyorum. Sağ olun. Gerçekten güzel, büyük bir başarı. Evet, tamam, çok teşekkür ederim. Bir de artık insanlar öğrenmiş olacak. Yani acaba Nova'da bir kere daha ne zaman olacak diye evet, eminim haberlerini öyle. Bekleyecekler. Nova'da bu konuda Novalent oldu. Novalent de bu konuda bize çok çok destek veriyor, sağ olsun. Farkur Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. O da bize çok destek veriyor. Çok yardımcı oluyor. Bizim yetişemediğimiz yerlerde sağ olsun onlar koşuyorlar harika. Falan. Yani böyle hani aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizin bir işin ucundan herkes tutuyor. Önümüzdeki haftada yine benim gibi kendi atölyesini kurmuş öğrencilerimizden, yine bu mesleğe yeni adım atmış arkadaşlarımızdan Filiz Gölcük Hanım'ın Bursa'da bir defilesi sergisi var. Evet, defile var demiştim. Evet, Bursa'nın neresi için de mi? Bursa'nın prestijli en büyük 5 yıldızlı otellerinden birinde. Bir tanesi, evet. Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ve Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları YILMEK destek veriyor. Aynı zamanda onların da öğretmenliğini yapıyor, keçi öğretmenliğini yapıyor. Aslında bulunmayı çok isterdim ama. İnşallah biz oradan çekimler yapar getiririz. İnşallah. Sağ olsun beni de konuk olarak oraya çağırdı. Çok güzel. Lütfetti. Çok güzel başarıya. Ben şimdi şey diyorum hani. Öğrenmek isteyenlere artık dünya ayağımızın altında, elimizin evet, altında. Evet, ama doğru. Biz insani sıfırlarımızı istiyoruz. Yapabilirsin, başarabilirsin. Evet, oldu. Ya ihtiyacımız çok evet, fazla. Evet, ben de kendisine bu konuda bir acizane yardımda bulunmuştum. Çok ona dayalık, o da sağ olsun hocam diyerekten çok güzel atıflı bulunuyor. Çok teşekkür ederiz. Bu böyle bir konuyla alakalı bir hikaye var. Okumuşsunuzdur eminim. Sizlerde hani aslında çocuğun okulda çok başarısız, pasif bir çocuk olduğunu anlatan bir mektup gönderiyor öğretmeni anneye. Anne de çocuk ne yazıyor anne öğretmenim dediğinde senin çok başarılı bir öğrenci olduğunu, çok güzel yerlere geleceğini aynen. yazmış öğretmenin diyor. Ve çocuk hakikaten ileride çok büyük şeylere imza tabii, atıyor. Tabii tabii. Yani onun gibi aynı. Bu çok önemli değil mi? Motivasyon çok önemli. Çok önemli. Biz genelde hep olumsuzlukları çok söylüyoruz. Evet. Ve olumsuzlukları çok söylediğimiz için bunlar da kaynat enerjisinde daha fazla hızlı çekim hı-hı. oluyormuş. Yine böyle bir hikaye var. Bir grup, bir dağ var, yüksek bir dağ. Oraya çıkmaya çalışıyorlar ve halk diyor ki çıkamazsınız. Yani hmm. burası çok sert, çok şey. Grup çıkıyor ve grubundan bir kişi zirveye ulaşıyor. Diyorlar ki nasıl başardın?
o kadar olumsuz, hani yapamazsın, edemezsin, burası sap, düşeceksin, edeceksin gibisinden. Bunlara rağmen sen buraya çıkmayı nasıl başardın diyor. Çıkan kişi duymuyormuş meğersem. Oo. İşitme engelli olduğu için hiç olumsuzlukları hiç duymamış. Evet, süper. Biz de olumsuzlukları biz de kulaklarımızı olumsuz tıkamalıyız. Şeylere kapatmalıyız. Bence de tıkamalıyız ve olumsuz cümle kurmamalıyız. Evet. Süper. Çok biz güzel de onu öyle şey. Yapmıştık. Yaparsın. Hı-hı. Yapabilirsin. Aslında hani bir ben yapıyorsam sen de yapabilirsin demiştim ben ona. Hı-hı. İlk deneme çekimini hatırladım ben de bunu evet. deyince. Yaparsın dediğin zaman. 17 dakikalık bir deneme çekimi yapmıştık. İlk programa başlayacağım zamanlarda şiddetli bir şekilde başım ağrıyor ve tabii ki korkuyorum, heyecan var, deneyimim yok çünkü. Karşımızda 3 tane kamera vardı ve bir tanesinde büyük oğlum Özkan, kulağıçındasın, o vardı. Bir ara onunla göz göze geldim, böyle böyle yaptı bana. Yaparsın yani, devam et. Ondan sonra işte 18 yıldır buradayım. Evet. Böyle. Çok önemli. Evet, motivasyon aynen öyle. Çok biz önemli. De Filiz Hanım'a bu başarılarından devamını diliyoruz. Aynen. Filiz Gölcük. Selam olsun evet. buradan Bursa'ya ve Filiz Hanım'a. Kolay evet şu anda çok yoruluyor. Evet kolay bir şey değil. İnşallah her şeyi kendisinde. Ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah tabii çağırırız onu da gelir. Şu Hatta. Şeyler adlı. Şimdi ben yine bir filer, ipek filer çalışması yaptım ama farklı bir çalışma. Evet. Tomurcuklarını yaptım. O ıslak da. Evet, şimdi siz konuşurken ben tomurcuklarını yaptım. Çok güzel. Ercahil çiçeğini döşedim. Hı-hı. Alt zemin ne istiyorsam ben beyaz tercih ettim. Beyazlarımı Hı-hı. attım. Hafif hafif renklendirmelerimi koydum. İşte Hı-hı. turuncudan biraz koydum. Çok şöyle, güzel. Evet. Evet. Renklerini yaptım. Bu şimdi pişirme. Ve yapacağımız ıslak... işlem neydi? Pişirme. Pişirme. Üzerine tülünü koyacağım. Suyla Hı. tekrar ovalayacağım. Ovalayarak sabun süreceğiz evet. ve ovalayacağız. Çalışa dur. Hemen eğer kısacık da olsa bir süremiz yeterse döneceğim tekrar. Belki tamam, bitmiş tamam. olursa gösteririz. Tamam. Teşekkürler. Evet Hürmür Hanım. Evet. Orta kısım devam ediyor. Çok güzel. Bu şekilde devam Ama ediyor. Artışlarımız eliniz, da. Eliniz, örgünüz çok düzgün. Çok teşekkür Güzel. Ediyorum. Şimdi diyelim ki bu hale geldi. Edelim. Çünkü örerek evet. göstermek yetmeyecek, Aynen. mümkün değil. Şimdi bakın bu halde modeller örebiliyoruz. Siz dümdüz tutun, bunu da atmayın. Kameramız alacak Aynen. şimdi. Ve bu şekilde taban motifleri uygulayabiliyoruz. Hı-hı. Her biri olabiliyor. Farklı diyelim farklı desenler ki, var. Motif bitti. Hı. Şimdi ve şurada gördüğümüz gibi üst kısma çıkacağız. Evet. Biraz önce Tabanımız şu bitti, tabanda mesela. Anlattığım gibi... Hı-hı. Sürekli olarak artışlarımızı uyguladık. Hı-hı. Her sıranın yani tamamını Yani o tabanları zekil. Modelli değil düz de yapabiliriz. Renkli Kesinlikle. Değil mi? Çizgi halinde Kesinlikle. Sırayla falan Kesinlikle tamamen şöyle. Zevke kalmış. Hı-hı. Şimdi bu artışı bırakıyoruz üste geçeceğimizde hiç artış yapmadan işlemeye devam ediyoruz. Ha, evet püf noktası o galiba Aynen değil öyle. Mi? Şimdi, üst tarafa geçtiğimiz zaman artış aynen. yaparsak volanlanır çünkü. Kesinlikle bir de mesela burada... hangi sayıya ulaşacağız? Örneğin şunun çevresi 200 olabiliyor, 210 olabiliyor ama neye göre olabiliyor? Burada ertesi uygulayacağımız modelleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu modellerin sayısı bizim için önemli. Eğilmeden anlatmaya çalışın Künür Hanım da. Tamam. Bu modellerimizde bakıyoruz sayma birazcık matematik hesabı gerektiriyor. Evet, evet, evet. Bir motife giden sayı kaç tane? Ve biz bu motiften işimiz boyunca kaç tane uygulayacağız? Çok özür dilerim. Şöyle yapabilir miyiz? Şu anda biraz mantığımı sadece Tabii. çalıştırdım. Tabanı tamamlamadan önce oraya Kesinlikle. Kaç tane ilmek gerekliyse tabanı o sayıya Aynen çıkartmamız öyle. Gerekiyor değil mi? Şu tabanın sayısını belirleme direkt buradaki modelle ilintili. Evet. Bu modelin Aynen. ne zaten kadar sayı... Zaten onu çıkartırsak sayı... ortaya herhalde tamam. Bitti Aynen. say. Ondan sonra zaten hiçbir şey yok. Dosyamızda birkaç tane de örnek modelimiz vardı. Sonra mesela istediğimiz herhangi bir modeli yukarıya evet. uygulamamız için hiçbir neden yok. Almıyor. Bunların evet. hepsini uygulayabiliriz. Verdiğiniz bilgiler çok değerli bizim çok izleyicilerimiz için. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Adana'dan, ederim. Adana'dan yol kat ederek geldiniz. Çok sağ olun. Adana'ya selam olsun, kucak dolusu sağ selam olun. Olsun diyorum Bu ben. Bu arada Instagram adresimden Tabii, hemen onu bilgi verin. Almak isteyen arkadaşlarım Hı-hı. olursa ekran başında Hürnur'un Göz Nuru diye bir ismim güzel. Var. Çok güzel, Hürnur'un Göz Nuru. Aynen, çok güzel, sevgili harika. Oğlumun tasarımıyla. Süper. Ve...
Ardından da Instagram'da ben bu bilgileri, soruları olursa izleyenlerimizin cevap rahatlıkla süper cevaplayabilirim. Süper. Ben hiçbir sorun onlar adına olmaz da teşekkür ediyorum size. Rica sağ olun, ederim var olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, iyi günler. Sizleri hiç kaçırmadan izliyoruz. Ayşe Şanlı selamlar Türkiye'ye demiş. Belçika'dan yazmış izleyicimizin bir tanesi. Boncuk takıların sayfasını rica edebilir miyiz demiş. Aynen. O da aynı mı? Instagram'da aynen. Miyokilerimi de kullanıyorum. İğne oyalarımı da. Aslında sizlerle hazırlanarak gelmiştik. Evet. Şu küçük bilekliğimizin maalesef belki süremiz, bir anlatımını süremiz, yaparız diye düşünmüştük ama tabii süre problemimiz var. Görüntüye alacak arkadaşlar. Evet. İnanın gönlünüzü verirseniz hiç yapılmayacak bir şey değil. Aynen öyle. İş ki içinizden gelsin. Bu konuda hani hepsine tek tek yer veremesek bile en azından örnek oluyorsunuz. Evet. Bir de şöyle, ben bir öğretmen olduğum için dediğim gibi tarihe ve kültüre çok önem veriyorum. Evet. Ben aynı bu işleri okulumda da açtığım kulüplerle yapıyorum. Ay ne güzel. Benim sevgili öğrencilerimle hepsine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bizden bu arada de selam olsun hepsine. Kulüplerimiz çok var. Çok güzel. Kulüplerde hep birlikte ne kadar yapabilirlerse ben başlarında yapıyoruz bir şeyler. Naçizane. Sonra bunları harika aramızda satıyoruz. Süper. Hastalarımız olabiliyor, işlerimiz olabiliyor. Sonra da bunu ihtiyaç sahibi, Allah kabul ediyordur umuyorum. İnşallah. Lösemili çocuklar olabiliyor. Ay, bizim muhteşem kendi kurumumuzda kanserli hastalarımız olabiliyor. Çok onlara güzel hani çam sakızı, çoban armağanı süpersiniz bir şeylere dönüştürmeye çalışıyoruz. Kutluyorum gerçekten. Çok, çok güzel bir ediyorum düşünce. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ bunu olun genişletip yaymanız için ben de bana ne düşerse elimden geleni yapmaya gayret ederim. Her çok zaman kapımız açık sizlere. Çok teşekkürler. Tamam. Her zaman. Ben teşekkür ederim. Evet, Kütahya'dan selamlar. Kimya Çakır, yıllardır sizin programınızın takipçisiyim. El emeğini yapan ve seven herkesi çok seviyorum demiş. Biz de sizi seviyoruz. Bir tane şey vardı, onu okumak istiyorum ama al işte altta kaldı. Yani hepsine yetişemiyorum maalesef. Bu arada Berna Hanım, hemen size bir söz vereyim kısa da olsa. Pürnür Hanım bizim Adana'dan çok eski dostumuz. Programınıza getirdik. Çok güzel şeyler çok yaptığını biliyordum. Size de teşekkür ediyorum ayrıca. Çok teşekkür babamın ederim çok eski dostu, öyle söyleyeyim artık. Harika. Ben aslında küçük bir şey getirmiştim ama onu hiç göstermeyeceğim bu kadar güzel şeyimiz arasında. Evet, sadece işte, haftaya diyebiliriz. Haftaya değil, haftaya program tekrarımız tabii olacak. Evet. Ben yani bir sonraki programda izinli olacağım muhtemelen. Daha sonraki hafta inşallah şöyle nasip koysam olsun. Uygun olur mu? Hiç kapatma. Sen o da şu anda ekrandaydı zaten. Öyle mi? Ha, neyse tamam. Şöyle çevirdim. Koy, sen koy yeleği. Koydum. Tamam. O yeleği göstereceğiz ve sayılarını vereceğiz değil mi? O yaprağın evet, sayılarını verelim. O yaprağın normalde badem modeli herkesin yakada uygulama olarak kullandığı bir model ama bunu çok kenarda güzel uyguladık. Evet, biz süper yani olmuş. Norm, ön lastik hiç yapmadık. Bu tür bir mesela de hırka var zannedersem. Hırka da var, yapılıyor. Var. Birçok model var internette. Ellerine sağlık. İnşallah nasip olursa bir sonraki programda birlikte olduğumuzda evet gösterelim. Isparta'dan Ayşe Bayındır. Sizleri tesadüfen kanal değiştirirken gördüm. Tam 15 yıl oldu. Sizleri çok seviyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Canlı bir üniversite olduğunuz kesin. Öpüyorum sizleri demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bizler de sizleri çok seviyoruz çünkü. Onlar bizi izlemese biz bu programı niye yapalım? Kesinlikle. Onlar izlediği sürece de, sağlığımız el verdiği sürece, elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız inşallah. Buyur Berna. Mukadder Hanım, biz Kübra Hanım'la beraber programa ortak materyaller getirmeye çalışıyoruz. Bir sonraki programa bunu söyledik ama biz aslında Kübra Hanım'la ECOSE çalışalım. Aa, doğru, diye istemiştik. Evet, ECOSE'nin ECOSE'nin çok farklı tarzları var. O bir farklı tarzını, ben bir farklı tarzını göstereceğim. Tamam, onu da daha ondan sonra bunu daha sonraki programa ayarlarız. Nasip de aynı programda karşılaşabilirsek tekrar Kübra Hanım'la. Çünkü zincir genelde işi yeleği de aynı evet programa diye hazırlamıştık ama arası bayağı nasip araladı. Olmadı. Evet, nasip doğru olmadı. Kübra Hanım bebeği küçük çünkü daha evet henüz. Evet. O yüzden bazen sıkıntılar yaşayabiliyor, evet, rahatsızlıkları oluyor. Ama için uzun zamandır bekliyoruz ECOSE çalışmak için. Tamam, inşallah. Haberleri olsun izleyicilerimizin, ya kağıt kalem ya iplerini falan mutlaka temin ederlerse. Evet. Bulundururlarsa ECOSE çalışacağız önümüz programı tamam inşallah. Tamam, inşallah. Tamam canım. Adana'dan Arife Korkut.
Hepsini okumam imkansız biliyorsunuz sevgili izleyenler. Yani elimden geldiği kadar gördükçe okumaya çalışıyorum. Çünkü bir kısmı da sadece fotoğraf gönderiyor. Hani mesajsız gönderiyor. Elimden geldiği kadar isimler gördüğüm zaman okumaya gayret ediyorum. Ne olur bana gücenmeyin. Evet Fatma Gül hocam ne yaptın? Çabucak bir şeyler yaptın bile sen. Evet ön tohumlarını önceden yapmıştım. Şöyle masanın üzerine koy. Şöyle koyalım. Islak yazın evet. Çalışması güzel olur da kışın biraz insanın ellerini üşütür. Yo, eğer çalıştığın ortam soğuksa. Çalıştığımız ama ortam sıcak olmak zorunda. Zaten. Evet benim zaten öyle. Ben yani sıcak olmak zorunda ve sıcak su kullanıyoruz. Hani soğuduğu zaman hemen ısıtmamız gerekiyor. Keçe sıcağı seviyor çünkü. Öyle mi? Evet. Soğuk su ya da soğuk ürünlerle olur. Sıcak suyla çalışılıyor. Ha? Onlarla da olur ama sıcak suyu, sıcağı, sıcak ortamı daha çok sever. Eskiden bunlar zaten hamamda yapılır. Hamamın bir odası. Tabii hamamın bir odası tamamen keçe için ayrılırmış. Orada keçeler yapılırmış. Bu çok güzel. Bir dahaki sefere de öbür tarafına farklı bir şey yaparak tam bir kombine üç boyutlu yaparız. İnşallah. Yine tekrarlıyorum. Filiz Hanım'ın saatini vermeyi unuttuk. 26 Mart saat 12'de defilemiz başlıyor. 11'de açılışımız var. 12'de defilemiz başlıyor. Tüm misafirlerimizi Filiz Hanım'ın sayfasından, benim sayfamdan da yine davetiyeleri evet paylaşacağız. Senin sayfanı söylemiştim. Gül Hatun Keçevi Instagram'dan öğrenebilirler. Orada davetiyeyi paylaşacağım. Bütün halkımız, yakındaki iller, Bursalı hemşeriler davetlidir. Çok güzel, çok eminim çok muhteşem bir davetiyeler ücretsiz. Ücretsiz, evet. Tamam. Herkes gelebilir. Böyle bir çalışmaya gelerek destek olmalarını rica ediyorum ve çok güzel hani kurulum ve kuruluşlar da destek verdiler Filiz Hanım'a. Çok güzel. Vakıflar olsun, dernekler olsun onların da desteği var. Çok büyük emek var. Arkasında çok büyük bir özveri var. O yüzden biz de desteklerimizi vererek onlara yardımcı olalım. Evet, Bursa'da yeğenlerim var benim de. Bekleriz o zaman. 26'sında bekliyorum. Onlar çalışıyorlar. Belki şu an bizim anonsumuzu duymamış olabilirler. Akabinde de bir AVM'de bir hafta boyunca da kokteyden sonra, defileden sonra da bir hafta boyunca bir AVM'de devamı olacak. Oraya çok taşınacak. Güzel. Harika. Süremiz bitti. Diye mi haber veriyorsun? Arkadaşım 5 dakikamız var. Tamam son olarak söylemek istediğim şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ben tamam. Bir şey eklemek isterim. Size tekrar döndüm zaten o yüzden. Buyurun. Son 5 dakikamız. İşlerle ilgili belki ancak bu kadar bilgi verebiliriz ama ben tüm Türk bayanlarından bir isteğim olacak. Buyurun. Hani bizler çalışan bayanlarız ama yine de bunları yapabiliyoruz. Evet. Değil ki çalışmayan arkadaşlarımız neler yapabilir? Evet. Ben hazır yeni yeni emekli olma yolunda bir insanım. Bundan sonra daha çok bunlara düşeceğim, daha çok ilgileneceğim. Zaman verici. Ama şunu rica ediyorum herkesten. İnsanların doğduğu andan ölünceye kadar muhakkak birer hobisi olması lazım. Evet. Bu bizim yaşam gayemiz olmalı. Evet mesleğimizi yapıyoruz her birimizin ruhumuzu bir mesleği var. Ruhumuzu besleyebilmek için değil mi? Aynen öyle. Hani geleceğe yönelik kültürümüzün unutulmamasına dair. Bunun ben Türk bayanları için bir görev ve sorumluluk olduğu düşüncesindeyim. Bu manada hepinize teşekkür ediyorum. Çok takdir ediyorum. Yıllardır bu bağlamda emek veriyorsunuz. Bizleri de konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sizleri tekrar görmek isteriz. Tabii ki başımızın üstünde yeriniz sağ var. Olun. Sizin gibi böyle başarılı, hiçbir zaman kendisini bırakmamış, hep pozitif olmaya çalışan ve bir şeyler üreten hanımların herkesin burada yeri var. O yüzden seve seve kabul ederiz. Hatta büyük etkinlikleriniz olduğu zaman haberimiz olursa Adana'ya da çok gelebiliriz. Çok memnun oluruz. Çok memnun oluruz. İnşallah. Evet, Berna Hanım ne demiştik? Ekose yapacağız. Evet, Ekose çalışacağız. Ekose ipi. Benimkine Ekose ipi gerekiyor ama Kübra Hanım'ın tarzı farklı. Öyle o, mi? Evet, tığla yapılan örgü. Evet. O nasıl olacak peki? Aa ben bir görmüştüm Facebook'ta. O farklı evet. Çok güzel. Dolgulu örerek şey yapıyorlar onu. O mu acaba değil mi seninki? Hayır. Berna Hanım'ın yapacağı Ekose ipek tığ işi olacak.
Seninki o benimki. Normal örgü ipinden herhangi orta kalınlıkta bir iplikle çalıştım ben. Orta kalınlıkta herhangi bir iplikle yapabilirim. Alıştık ya biz şeylere, yaka mikrofonlarını. Evet. Berna Hanım'ınki tığ işi ekosa iplikle. Benimki yalnız şişle orta kalınlıkta 3 renk ayarlamaları yeterli gelecektir. Yani iki renkle de olur tabii ki de ben üç renkle çalıştım. Düz renkle dolgular yaparak ekose şeklinde çalışmışlar. Ben de internette gördüm de. Evet, o da ayrı bir teknik. O da ayrı bir teknik. O da farklı bir teknik. O da farklı bir teknik. Çok farklı teknikleri var. O zaman elimizden geldiği kadar hep farklı teknikleri buradan göstereceğiz inşallah. Yani dolu dolu bir ekose programı olacak inşallah. Bütün ekose severleri bekliyoruz. Kaçırmasınlar. Evet, kaçırmasınlar. Zaten özellikle hep ben diyorum onlara. Zaten sürekli izleyicilerimiz öğrendiler. Onlar eminim mutlaka kalem kağıt alarak oturuyorlardı da ekran başına. Bilmeyenler de öğrensin. Kalem kağıt alıp öyle beklesinler bizi, değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Vaktinizden bize ayırıp, izleyicilerimize zaman ayırıp burada olduğunuz için. Sizler kilometreler yol kat ederek burada olduğunuz için. Her zaman yeniliklerle ve duyurularla burada olduğun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evladının zamanından çalarak burada olduğun için asla istemem çalmanı ama tabii onun geleceği için de bir şeyler yapmak gerekiyor. O da gerekli. Evet sevgili izleyenler, bize verilen sürenin maalesef yine sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, buradaki sevgili hocalarımıza ve konuğumuza, tabii ki her zaman olduğu gibi de siz sevgili izleyenlerimize çok çok teşekkürler. Haftaya demeyeyim, tekrar programda diyeyim, buluşmak üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın, hoşça kalın.